Halkımızın oylarıyla seçilmiş bir milletvekili olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda mesleğim ziraat mühendisidir. Yüce Meclisimizde Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon üyesi olarak da görev yapmaktayım. Anayasamızın bizlere vermiş olduğu yetki çerçevesinde de meclisimize kanun teklifi verme, soru önergesi verme ve denetleme gibi görevlerimiz bulunmaktadır. Aynı zamanda da alanlarımızla ilgili bizlere gelen iddiaları gündeme getirme, meclise taşıma görevlerimiz bulunuyor. Bundan bir süre önce Tarım Bakanlığı'nın bir yardımcısı Uruguay'dan yapılacak canlı hayvan ithalatı ile ilgili bunun hakkında çok çeşitli iddialar, yolsuzluklar gündeme geldi. Bu konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir soru önergesi verdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ve Tarım Bakanı'ndan bu konuyla ilgili bir araştırma, soruşturma yapılmasını ve tarafımıza bu işin doğru olup olmadığının bilgi verilmesini istedik. Bizlere bilgi vermesi gerekenler, bu konuyla ilgili halkımızı aydınlatması gerekenler, yasal süresi olan 15 gün içerisinde bilgi vermedikleri gibi şu ana kadar da hala bu konuyla ilgili bilgi vermediler. Bilgi vermeyen bakan yardımcısı ne yaptı? Bilgi vermeyen bakan yardımcısı hakkımızda maddi tazminat davası açtılar. Konuyu başka yönlere saptırarak gündemi değiştirmeye çalışanlar, algı yaratanlar bir an önce halka aydınlatması gerekiyordu. Bizlere cevap vermesi gerekiyordu. O bakan yardımcısıyla ilgili yapılan bu iddialarla ilgili açılan soruşturmaların bir an önce cevap vermesi halkı aydınlatması gerekiyor. Algıyla uğraşmayın. Göreviniz olan sorularımıza cevap verin ve hakkınızdaki iddialarla ilgili de derhal bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirin, soru önergemizi cevaplayın.